İstanbul'da çok güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Yani 5 aydır bir ilçe teşkilatlanma sürecini startını verdik ve bu süre pandeminin en yoğun olduğu, kapanmanın olduğu bir dönemdi. İnsanların ekonomik anlamda belki de tarihindeki, ömür tarihindeki, yaşam tarihindeki en zor dönemlerini yaşarken yaptık ama çok ciddi bir katılım, çok ciddi bir talep gördük. Çünkü insanlar artık zaten kendileri bu sonuca getiren durumdan sıyrılmak gibi bir gaye içerisindeler. İşte bunun için değişim diyoruz. Yani Türkiye'de değişim çok şeyde lazım. Bunları hani tek maddeye indirirsek maalesef yazık etmiş oluruz. Ekonomik anlamda yaşadığımız fakirleşmeye karşı bir değişim, yeniden bir atılım. Ama bunu yaparken de adaletli dağılımla yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken dezavantajlı grupları göz önüne alarak, onları biraz daha koruyarak, yani gelir dağılımındaki adaleti, kalkınmadaki ekonomik kalkınmadaki durumu bir tarafa değil, bir yapıya değil ama bütün ülkenin 84 milyonunu hak edecek şekilde yapmak gerekiyor. Üretmek gerekiyor. Bu ülkenin üretimi unuttu. Bu ülke Cumhuriyet döneminde birinci iktisat kongrelerinde şunu yaptı. Sloganlar geliştirdi. Dedi ki 3 siyah 3 beyaz dedi. Kömür madenleri, şeker fabrikaları, un fabrikaları ve bugüne kadarki geldiğimiz demir çelik fabrikaları, bunların hepsi Cumhuriyet döneminde temellere atılmış ve bugüne kadar ülkedeki üretimi, katma değeri ve istihdamı sağlayan en büyük kamu kuruluşları olarak görmüştük. Ve bunlar son 10 senedir 15 senede hiç pahasına satıldı. Arsa fiyatına satıldı. Düzeltiyorum. Arsanın %1 fiyatına satıldı. Çok bu ülke kaynakları ile ilgili zor günler geçirdi. Bunları konuşmak bile aslında bizler için doğru şeyler değil. Yani bu hataların bir an önce toparlanması lazım. Değişim ekonomide dedik. Başka ne de? Adalet diye bir duygu var değil mi? Tabii yani özellikle adalet ve özgürlüğü oynarsanız, adalet ve özgürlüğü hasar verirseniz, ekonomide de verirsiniz, eğitimde de verirsiniz. Aklınıza gelecek her konuya bunu taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi? Pandemi dönemi yaşıyoruz. 9 yaşındaki çocuğa ceza kesiliyor babasıyla ekmek almaya giderken, markete giderken. Ama birileri de yapmadığı hareketler, topluluk... Ya bu adaleti çok yıprattı. Yani bu ülkenin özellikle adalete ihtiyacı var. Özgürlüklere ihtiyacı var. Yani ben fikirlerimi rahatça söyleyebilmeliyim. Diyalektik denilen bir şey var. Ben bir fikir sunacağım, arkadaşım bir fikir sunacak ve biz bunların ikisini birleştirip, sentezleyip en doğru fikire ulaşmamız lazım. Dikletilmiş fikirler körleşmiş ve karşılığı olmayan fikirlerde bizi de bir ülke olarak bir yere getirmeyecektir. Özgürlüklere ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Eğitime ihtiyacımız var. İnsanlarımız, çocuklarımız 2 senedir, 1,5 senedir doğru dürüst eğitim almadılar. Eğitimi uzaktan eğitim dedik ama evdeki çocuğun imkanlarını uzaktan bağlantısını sağlayacak telefon, bilgisayar, tablet gibi olanakları veremedik. Çünkü ekonomi çökmüştü. 3 çocuğu olan bir baba bir tane tabletle o 3 çocuğunun eğitimini nasıl idare edebilirim? Ya da bir anne o 3 çocuğun eğitimini nasıl idare edebilirim gibi bir sıkıntı yaşadı. Bunlar o anne babada iz bırakan konulardır. Unutamayacağı konuşanlar. Yani çocuğuna yetememe duygusu var ya, o çok kötü bir şey. Şimdi bu ülke bunları yaşadı ve buradan çıkmamız gerekiyor artık. Ve bunu yaparken de bu partiler, yani iktidar ve muhalefet tarafını iki taraflı biraz önce içeride söylediğim şekliyle o kadar kutuplaştırdılar ki, yani makul aramıyoruz. Sadece fanatizmini taşıdığımız yapının hatalarını doğru, doğrularını hata gören bir anlayışla birbirine rekabet halinde olan iki yapının birbirine doğru ve hatalar noktasında ters orantıyla saçma sapan bir noktada fanatizmi taşıdıklarını görüyoruz. Yani fanatizmi getirdiğiniz noktada hedeflediğiniz oyu o fanatizmle sorgulatmadan alabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Bir fanatizmin olduğu yerde, bir taraftarlık duygusuyla siyasi partinin savunulduğu noktada o partinin, taraftarı olduğunuz partinin hatalarını artık görmezsiniz. Ama biz o hataları göreceğiz, doğruları da göreceğiz. Doğruları takdir ve teşekkür edeceğiz, hataları hata yapıyorsun diyeceğiz. Hatalar çoğaldıkça partimizle ilgili umudumuzun kesilebilir, yeni arayışları da
gidebileceğimizi de o yöneticilere göstermemiz gerekiyor. Yani özgürlükler işte burada öne çıkıyor. Sayın Başkan, mesela geçen de bir siyasi parti liderine yönelik bir ufak nahoş şeyler oldu Rize'de. Tahammül edilebilecek bir şey midir bu? Yani ve ondan sonraki Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması da bence çok düşünülmeden yapılan bir açıklama. Çünkü bizim artık bu ülkede huzura ihtiyacımız var. Stres bizi yordu. Bizi stres çok yordu. Ve insanlar artık bunların bu polemikleriyle ilgilenmiyorlar. İnsanlar hakikaten de ekmek derdinde. Akşam eve alacağı ekmek ya da işte bir market alışverişini yapacak gücü yok. Parası yok. Banka hesaplarına bakın, bu gelir kaybına uğrayan ve çoğu kitle bu halde bütün hesapları eksidir. O eksi limitlerini dahi tüketmiş halde insanlarımız. Şimdi bu sıkışmışlıkta artık bu böyle yürümeyecek. Sayın Mustafa Sarıgül ve kadroları inşallah Türkiye Değişim Partisi çatısı altında gerekli ciddi bir hazırlıkla umut olacak inşallah. O günlerde yaşanlar, bir iddialar var. Hani bir komisyon kurulmak istendi meclis çatısı altında. Sizce bu komisyon kurulmalı mıydı? Yani güçlü hukuk devletinin olduğu yerde bu konular zaten konu olmaz, teferruattır. Çünkü güçlü hukuk devleti bu alanları boş bırakmaz. Yani kayıt dışının, mafyafatik ilişkilerin, buradaki hazin konu da mafya dediğiniz yapıyla bir dönem sizin ilişkiler içerisinde olduğunuz gözüküyor. Oysa hukuk devleti kanunlarla yönetilir, kanunlarla kadrolar oluşur, yönetmeliklerle kadrolar oluşur ve onların da görev tanımları bellidir. Görev alanları bunlar için vardır. Kayıt dışında, yani görev alanı olmayan, görev tanımı yapılmamış insanlara anlam ve misyon yüklerseniz geleceğiniz sonuç bu olacaktır. Kaçınılmaz sonuç bu. Hukuksuzluğun sonucudur. Hukukun egemen olmadığı yerde bunları yaşamak kaçınılmazdır. Bir bakan açıkladı, dedi ki bir siyasi kişi, isim vermedi, hangi parti olduğunu söylemedi, bir kişiden 10 bin dolar maaş alıyormuş. Bunu etik buluyor musunuz? Gerçekten doğruysa. Siz buluyor musunuz bunu etik? Olabilir mi yani? Yani bir milletvekili içindendi bu. Ve dediğiniz o yerlerden bir maaş aldı. Allah işte biraz önce hani yine içeride bunu ifade ediyorum. Diyorum ki biz inşallah bu ülkede iktidar olacağız. Bu ülkede yöneten kadrolar oluşturacağız. Ama eğer biz de bugünkü duygularımızdan dışına çıkar isek, kafamız karışırsa, duygularımız bulanıklaşırsa, kişisel menfaatler adına bulunduğumuz makam mevkileri ve devletin bize yetkilendirdiği alanları kişisel menfaatlerimize kullanırsak, toplumun menfaatlerini göz ardı edersek, Allah bize bu fırsatı vermesin. Allah bize bu yetkiyi, bu parti olarak bu imkanları bize vermesin dedim. Çok net söylüyorum bunu yani. Vermesin Allah. Yani biz ben çocuğumun akşam yüzüne bakabilmem gerekiyor. Bu kadrolar o kadrolar değil. İşte o yüzden var.